Genellikle krizin geç geldiği şehirler var. Sayılar arttığına bakmıyor. Yurt dışından para gidişi olduğu için orada da kriz birazcık daha geç gözüküyor. O şehirlerimizde bile artık kriz yine kendisini hissettirmeye başlıyor. Ve tabii kriz, bir üretim krizi, sadece finans krizi değil Türkiye'de yaşanan, yani reel sektör krizi. Ondan dolayı kendisini esnafta çok çabuk ortaya koyuyor. Ve hükümet de başta damat ve Erdoğan esnafın üzerine gitmeye devam ediyorlar. Bakın, dün Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Bu açıklamada elinde makinalı tüfek olan teröristle üreticiyi ve esnafı bir tutan bir anlayışla soğan olan diyor, aynı terörü yapıyorlar. Hayır, bu çok haksız, adil olmayan bir suçlama. Ve Erdoğan'ın artık Türkiye'yi yönetemediğini, durumu kavrayamadığında somut göstergesi. Yine Türkiye buradan AKP iktidarı boyunca ihmal edilmiş, tasfiye edilmiş olan üretimle çıkabilir. Esnaf sadece ekonomide değil, aynı zamanda sosyal hayatında bel kemiğini oluşturuyor. Esnafı ihmal eden bir ekonomik anlayışın Türkiye'ye hayır getirmesi mümkün değil.